Sağlık gereksinimi duyan halkımıza ve tüm insanlığa daha iyi, daha etkin, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla ilçemizin aile hekimleriyle toplanarak bu toplantılarımızın bugün ikincisini düzenliyoruz. Bu hafta Avrasya Hospital'ın iç hastalıkları uzmanı, uzman doktor Metin Yegen bizlere bir sunumda bulunacak. Konumuz diyabet hastalığı. Değerli hocamızı kürsümüze davet ediyorum ve hep beraber sunumunu dinliyoruz. Hoş geldiniz. Bugün diyabetten konuşacağız. Slaytların sayısı fazla, o yüzden biraz hızlı anlatmak zorundayım. Şimdiden sizden özür dilerim ondan dolayı. Evet, diyabet tanımla başlayalım. Diyabet nedir? Diyabet ya insülin eksikliği olacak ya da insülin etkisinde defekt olacak. Ve kişide karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bir sorun ortaya çıkacak. Hızlıca tanı kriterlerine geçelim. Çünkü temel bugün toplantının amacı aslında tedavi bölümü. Yani kime neyi neden vereceğiz ve nasıl takip edeceğiz? Aile hekimleri açısından onun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tanı kriterlerimiz APG aşırı plazma glikozu. Burada kritik durum şu. Tanı kriterlerinde venöz plazmada ölçülen değerlere göre tüm standartizasyon yapılmış. Ama hastalar evde kapiler kanları ölçüyorlar. Bu da yaklaşık olarak eğer venöz plazmada 126 ise kapiler kanda 118 mg desilitreye falan tekabül ediyor. Yani hastanın evde yaptığı ölçümler gerçekte laboratuvar değerlerini tam olarak yansıtmıyor. Birazcık daha altında. Bu formülle hesaplanabilir ama yaklaşık olarak %10 gibi bir fark olduğunu kabul etmek yeterli. Formül çok karışık çünkü. Diyabetes mellitus tanısı koyarken neyi neye göre karar veriyoruz? Eskiden hemoglobin A1C düzeyinin kaç olduğuna bakılmaksızın hastanın açlık ve tokluk kan şekerine göre karar veriyorduk. En son konsensus diyor ki artık A1C de tanı kriteri olarak eğer siz eminseniz kullanılabilir. Ne demek siz eminseniz? A1C standartize edilmesi çok zor bir test laboratuvar açısından. HPLC-HPCL yöntemiyle ölçülürse eğer anlamlı. Onun dışındaki test yöntemleriyle ölçülürse tanı açısından kullanılamaz. O yüzden laboratuvarın hangi yöntemle ölçtüğünü bilmek gerekiyor. Bunun dışında diyabet tanısı koyarken eğer kişide tek değerli aşikar diyabetinin olduğunu söyleyebilmemiz için aşık plazma glikozunun 126'dan büyük veya tokluk ikinci saat plazma glikozunun 200'den büyük olması lazım. Eğer rastgele yani hastanın aç veya tok olduğunu bilmeden herhangi bir zamanda ölçüm yapacaksak o 200'den büyük olacak ve hasta diyabetik semptomlar tariflemesi gerekiyor. Burada IFG improved fasting glucose yani bozulmuş açlık glikozunun açılımı açlık plazma glikozu 126'nın altındaysa ama 100'ün üzerindeyse yani %125 arasındaysa ikinci saat plazma glikozu da 140'ın altındaysa izole bozulmuş açlık glikozu yani tokluk değeri normal sadece açlık glikozu bozulmuş diyoruz. IGD improved glikoz toleransının kısaltması yani hastanın bozulmuş glikoz toleransının olması. Burada da açlık şekeri normal, tokluk normal sınırların üzerinde. Her ikisi beraber de olabilir. Bu her ikisinin yani hem bozulmuş açlık glikoz hem de bozulmuş glikoz toleransının olması kişinin diyabetinin daha kötü gideceğini ve mikro ve makro vasküler komplikasyonların daha sık olacağını bize gösteren bir bulgu diyebiliriz. Üçüncü diyabet, gestasyonel diyabet. Biraz sonra ayrım tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabet ve diğer diyabetler diye ayrım yaptığımızda daha net olacak ama ben özellikle gestasyonel diyabeti öne almak istedim. Çünkü bölgemizde çok fazla doğum oluyor ve bu hastaların çoğu da diyabetik olduğunu bilmiyorlar. Gestasyonel diyabet, gebelik öncesinde diyabeti olmayıp doğuma, hastanın gebe kalmasına bağlı insülin direnci oluşmasıyla kişinin diyabetik hale gelmesi ve çoğunda gebelik sonrası bu diyabetten kurtulduğu bir durumdur. Eğer kişi gebe kalmadan önce de diyabetikse buna pre-gestasyonel diyabet diyoruz. Bu aslında tip 2 diyabetin aynısı ama gestasyonel diyabet de çok karışıyor çünkü bizdeki hastaların çoğu gebeyken şeker hastası olduğunu öğreniyorlar.
Yani gebelikten önce hiç şekerini ölçtürmediği için sanki gebeyken şeker atısı olmuş gibi kabul ediliyor. Aslında bunların çoğu aslında tipik diyabet. Gestasyonel diyabet değil. O yüzden bu kişilerin gebe kalmadan önce eğer kadın doğum hekimine giderlerse onlara folik asit veriliyor ya. Folik asit verildiği dönemde bile kan şekerinin bakılması bizim açımızdan çok önemli ayrımı yapabilmemiz için. Gestasyonel diyabette her ne kadar iki aşamalı ve tek aşamalı test diye iki ayrı konsensüs olsa da Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin önerdiği iki aşamalı testi. Tek aşamalı testi önermiyorlar. Yapılamaz mı? Yapılabilir ama gerek açlık plazma şekeri, gerekse ikinci saat plazma glikozunun iki aşamalı teste göre daha düşük değerlerde olması, daha fazla tanı konmasına ve özellikle Amerikalıların çok önem verdiği bir şey var. Sağlık harcamalarının artacağı korkusuyla çok önerilmiyor. Ama ilk aşama ve ikinci aşama olarak ikiye ayırdığımız iki aşamalı testin uygulanmasının bir avantajı da şu. Hasta iki kere vizite geliyor. Doğal olarak bir doktor hastayı iki kere görüyor. Bir dahili uzmanının hastayı iki kere görmesi olası bir diyabeti saptaması için iki kere muayene etmesi anlamına geliyor. Biz iki aşamalı testi sonuçlarından ziyade hastayı iki vizitte gördüğümüz için tercih ediyoruz. Bu sayede bizim sorduğumuz diyabetik semptomları evde düşünmüş oluyor ve geldiğinde bunların varlığı yokluğuyla alakalı daha net cevaplar veriyor. İlk geldiği gün gerek gebeliğinin vermiş olduğu heyecan, gerekse şeker hastası olma ihtimali, çocuk kaybı ihtimali ve benzeri stres faktörleri nedeniyle sorduğumuz sorulara çok objektif yanıtlar veremiyorlar. O yüzden ikinci vizitte verdikleri cevaplar daha mantıklı olduğu için çift aşamalı testi yapmak daha çok tavsiye ediliyor dahiliciler tarafından. İlk aşamalı testi yaptığımız zaman standart olarak 22-26. Hafta arasında yapılıyor. Yani ortalama 24. hafta dersek, 24. haftada yaptığımız testte birinci saate bakıyoruz. Birinci saat 140'tan fazlaysa 100 gramla tekrar yapıyoruz. Açlık plazma glikozu 95, birinci saat plazma glikozu 180, ikinci saat plazma glikozu 155, üçüncü saat plazma glikozu 140'tan yüksekse bu 4 değerin 2 tanesinin yüksek olması yeterli. Hastaya gestasyonel diyabet tanısı koyabiliyoruz. Peki Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin önerileri ne? Bunu özellikle direkt koydum. Nedeni şu, ileride adli bir olayla karşılaştığımız zaman bilirkişinin bakacağı tablo bu. Doğal olarak bir hastayla alakalı karar vereceksek buna göre vermek zorundayız. 1. Diyabet tanısında açlık plazma glikozu benimsenmelidir. Diyabet açısından riskli bireylerde OGTT yapılmalıdır. Standart yöntemlerle yapılan ve uluslararası kalite kontrol kurumlarından düzenli olarak yeterlilik belgesi alan laboratuvarlarda ölçülmek koşulu ile A1C testi diyabet tanısı için kullanılabilir. Gestasyonel diyabet tanısı için 50 gram glikozlu ön tanıma testi pozitif olan gebelere 100 gram glikozlu 3 saatlik OGTT tanık olması benimsenmelidir. Ancak alternatif olarak 75 gram glikozlu 2 saatlik OGTT ile tek aşamalı tanı yaklaşımı da kullanılabilir. Ama kanıt düzeyi bir düşük. Prediyabet, bu diyabetimiz daha önce sınırda diyabet, latent diyabet olarak da ifade ediyorum. Günümüzdeki karşılığı bozulmuş açlık glikozu ve bozulmuş glikoz toleransını ifade eden buradaki değerleri daha önce zaten tablodan göstermiştik. Peki nedir bu diyabet semptomları? Bizim bu günkü toplantıyı asıl yapma nedenimiz bunlar. Bir klasik semptomlarımız var, bir de klasik olmayan, daha az görülen ama görüldüğü zaman bizi mutlaka şüphelendirmesi gereken semptomlar var. Örneğin poliüri, polidipsi, polifaji, iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma. Bu biraz daha anlatan. Ağız kuruluğu, noktüri, aşırı terleme. Burada poliüri ve polidipsi özellikle yaz aylarında standart herkesin başına gelebileceği için karışabiliyor. Ama noktüri çok önemli. Normal bir insan geceleyin ortalama en fazla bir kere idrar ihtiyacı için kalkıp tuvalete gider. Ama diyabetik hastalar mutlaka fazla glikoz ürük idrar çıkardıkları için fazla idrara gitme ihtiyaçları olur ve uykuları bölünür. O yüzden nokturi çok önemli. Aşırı terleme genellikle bu kişilere şöyle soru sormamız lazım. Yazın hava sıcak herkes terliyor. Nasıl ayıracağız aşırı terlemeyi? Siz geçen yıl ondan 3 yıl önce, 4 yıl önce de yazın bu kadar terliyor muydunuz? Abiniz, kardeşiniz sizin kadar terler mi? Benzeri. Daha az görünen semptomlar bulanık görme.
Şimdi bulanık görme olması için diyabetik retinopatinin yavaş yavaş kendini göstermesi lazım. O yüzden bulanık görmesi olan kişiler zaten diyabetik olduğunu genellikle biliyor. Açıklanamayan kilo kaybı. Kişiler neden kilo kaybediyor? Diabetes mellitus, Latince şeker işaretleri biliyorsunuz. Biz ona şekersiz şeker hastalığı olarak tabir ediyoruz. Yani hücre için hipoglisemi var, plazmada hiperglisemi var. Plazmadaki şekeri kasın ve diğer hedef dokuların içine sokacak, onun kullanmasını ve enerji kaynağı olarak faydalanmasını sağlayacak ara sistemde problem var. Doğal olarak kişiler kanda yüksek miktarda glikoz olmasına rağmen o glikozu yakıp yeterli miktarda ATP'ye çeviremedikleri için daha çok protein ve keto, yağ asitlerini yakarak enerji elde etmeye eğilimleri oluyor. Doğal olarak bu kişiler kilo kaybediyorlar yapı taşı kullandıkları için. Bunu herkes biliyor zaten. İyileşmeyen inatçı enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları ve kaşıntı. Sınıflama. Sınıflama. Sınıflamada tip 1 diyabet genellikle mutlak insülin noksanlığına sebep olan beta hücre yıkımı var. Yani pankreasta insülin üreten beta hücre adacıkları otoimmün olarak yıkılıyorlar ve insülin üretimi duruyor. Buna bağlı olarak kişi tip 1 diyabet oluyor ve hayat boyu insüline bağımlı. Bir diğer adı zaten insülin bağımlı diyabet. Tip 2 diyabet insülin direnci zemininde ilerleyici insülin sekresyon defektiyle karakterize. Tip 2 diyabette önce insülin direnci başlıyor, zaman içinde buna pankreasın insülin sekresyon yetersizliği ekleniyor. Yani erken dönem tip 2 diyabette biz daha çok insülin direnci görürken, kişi tip 2 diyabetli olarak yaşlandığı zaman buna pankreas yetersizliği de ekleniyor. Gestasyonel diyabeti konuşmuştuk, gebelik sırasında ortaya çıkıyor, genellikle doğumla birlikte düzeliyor. Bunun dışında başka diyabet şekilleri de var. O kadar çok var ki. Kendimi böyle ben sınıfladım. Ama bunların içinde TUS'ta sorulan aslında çok fazla mantığı olmayan bir sürü MODY tipi var. MODY, beta hücre fonksiyonlarının genetik defektiyle ortaya çıkan bir durum. Açılımı maturity onset diabetes of young, yani gençlerin yaşlı diyabeti gibi düşünebiliriz. Burada karşımıza en çok çıkanlar MODY tip 1, MODY tip 2 ve MODY tip 3. Özellikle 20. kromozomdaki HNF 4 alfa genindeki kromozom kromozomlu problem, pardon, HNF 4 A alfa genindeki sorun kişilerin diyabetik olmasını, oral antidiyabetik ilaçlara fazla hassas olmalarını ama mevcut diyabetlerinin ne tip 1'e ne tip 2'ye benzemediği bir diyabet tablosu oluşturuyor. Bu kişilerin ayırt edilebilmesi için belli kriterler var. Onları ileride söyleyeceğiz. Tek tek anlatacağım çünkü. Tip 1 diyabet. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Tip 1 diyabetik olan hastaların en büyük özelliği bu hastalık genetik değil. Yani kime denk geleceği belli olmaz. Doğal olarak kişinin ailesinde diyabet olmak zorunda değil. Bu kişilerin yaşı genç. 20 yaş civarı piki var. 6 yaş civarı piki var. 13 yaş civarı bir piki var. Yaşları genç. Daha zayıflar. Ve genellikle tanı daha kötü bir şekilde konuyor. Yani hasta diyabetik olduğunu çoğu zaman acil serviste öğreniyor. Polikimlikten ziyade. Genetik yatkınlık çok fazla. Tedavi olarak ne yapıyoruz? İnsülin veriyoruz. Tıbbi beslenme tedavisi var. Yani karbonhidrat sayımı yapmaları lazım. Karbonhidrat sayımı yaparlarsa kullandıkları insülin dozu azalıyor. Fizik aktivite, eğitim, evde kan, glikoz ve keton izlemi bunlar uygulanması söylenen ama yapılması zor şeyler. Tip 2 diyabet, hücre reseptör defekti bağlı olarak organizmanın ürettiği insülin kullanımında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle glikoz hücre içine absorbe edip enerji olarak kullanılamaz. Hücre içi hipoglisemi vardır. Yani tip 2 diyabet hastalarının en büyük problem hücre içi hipoglisemi. Hasta yer ama açlık duygusunu bastıramaz. Periferik dokularda insülin etkisi yetersizdir. Kas ve yağ hücrelerinde glikoz tutulumu azalmıştır. Çünkü kasın ve yağ dokunun içine şekerin girebilmesi için iki şeye ihtiyaç var. Bir, sokacak insülin. İki, onun etki edeceği reseptör. İnsülin direnci birinci faktör. İkinci faktör, insülin sekresyonunda azalmaz. Pankreas, kan glikoz düzeyine yanıt olarak yeter kadar insülin salgılamaya başlar. Karaciğerde glikoz yapımı aşırı derecede artmıştır. Hepatik glikoz yapımı artışından insülin sekresyon defekti ve sabaha karşı daha aktif olan kontinüsyonel sistem hormonları sorumludur. Genellikle insülin direnci biraz önce söylediğim gibi tip 2 diyabetin öncesinden başlayarak uzun yıllar tabloya hakim olur ama ileride buna insülin sekresyondaki azalma eklenir. Bunun önemi şu, tip 2 diyabet
daha genç yaştaysa verecek oral antidiyabetik ilaçla daha ileriki dönemdeki oral antidiyabetik ilacın farklı olması gerekir. Eğer insülin sekresyonu azalmışsa insülin sekretagogur benzeri bir oral antidiyabetik ilaç vererek pankreası daha da zorlamanın bir mantığı yoktur. Sonuçta zaten sünger gibi bu organ sık sık belli bir yer sonra hiçbir şey çıkartamamaya başlar. Eğer daha hızlı, daha fazla insülin sekrete etmesi onu zorlarsa çıkardığı insülinin kalitesi de düşük oluyor. Düşük kaliteli insülin etkisi de çok düşük oluyor. Ve hasta hem oral antidiyabetik ilaç hem de insülin kullanmak zorunda kalıyor. Yaş, diyabetin yaşı da önemli yani hastayla beraber. Tip 2 diyabet genellikle 30 yaş sonrası ortaya çıkıyor. Hastalar daha çok kilolu kişiler, ailelerinde güçlü bir genetik yatkınlık söz konusu. Yani annesinde babasında diyabet olma riski çok yüksek. Bu kişiler obez ve kilolu, beden kitle indeksleri 25'in üzerinde çoğu zaman. Hastalığın baş dönemlerinde kan şekerleri çok yüksek olmadığı için diyabetik ketoasidoza yatkın değiller. Ama ilerleyen dönemlerde özellikle beta hücre rezervlerinin azaldığı ve insülin sekresyonunun azaldığı ileriki dönemlerde diyabetik ketoasidoza eğilimleri artıyor. Hastalık başlangıcı tip 1 diyabetten farklı olarak genellikle sinsi. Yani bu hastalar tanılarını acil servise almıyorlar. Genellikle poliklinikte alıyorlar. Özellikle de aile hekimlerinin polikliniklerinde. Çünkü standart tarama yapılan diyabet tipi tip 2 diyabet. Tip 1 için tarama yapmıyoruz. Gestasyonel diyabet ayrıntısına gelecek olursak gebeliğe bağlı insülin direnci artı genetik yatkınlık. Yani bir insanın annesinde gestasyonel diyabet varsa, onu doğururken gebelikte şeker yaşadıysa onun yaşama ihtimali normal popülasyona göre daha fazla. Şimdi özelliklere bakacak olursak riskli kadınlarda tarama testleriyle gestasyonel diyabet ve gestasyonel glikoz intoleransı araştırılmalıdır. Şimdi televizyonlarda bir sürü yayın yapılıyor, yapılsın mı yapılmasın mı diye. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin önerdiği şey yapılması tavsiye edilir değil, yapılmak zorunda. Hastalar genellikle asemptomatik yani şekeri ölçünce gestasyonel diyabet olduğu ortaya çıkıyor. Zaten gebe oldukları için bir sürü problemleri olduğu için herhangi bir şikayet tarif etmiyorlar. Doğumla birlikte sıklıkla düzeliyor ancak bir sonraki doğumda olma ihtimali çok yüksek. Bu hastalar gebelik sonrası yaşlarına ilerlediği zaman tip 2 diyabet olmaya da adaylar. Tedavisi ne? Şimdi bu hastalara önce diyet veriyoruz. Diyetlerinde karbonhidrat miktarını kısıtlıyoruz. Eğer diyet ve egzersize rağmen hala kan şekeri regülasyonu sağlanamıyorsa verilebilecek tek ilaç var, o da insülin. Onun dışında gestasyonel diyabetin bir tedavisi yok. Bağıran benim kızımdır, o yüzden. Çok yüksek sesle koruyucu, rahatsız oluyorum. Yani de anlamıyorum dinleri ama öyle değil. Bazı kadın doğum hekimleri hastalara metformin veriyorlar gebeyken. Evet, yapılmış bazı çalışmalar var metforminin kullanılabilirliği ile alakalı ama Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği diyor ki o çalışmalar metforminin maliyetinin düşük olması nedeniyle Amerika koşullarında yapıldığı için biz önermiyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği önerene kadar Türkiye'de diyabetik, gestasyonel diyabetli gebelere metformin verilmesi aslında kanunla doğru değil. Diyet ve egzersizle kontrol edilemeyen gestasyonel diyabetli olanlara insülin kullanılmalıdır. Onun dışında başka bir tedavi yoktur. Tarama. Tip 1 diyabette rutin tarama yapmıyoruz. Hasta zaten acilde tanısını alıyoruz. Tip 2 diyabet. Kimi tarıyoruz? Tüm yetişkinleri demografik ve klinik özelliklerine uygun olarak tip 2 diyabet risk faktörü açısından değerlendirmeliyiz. Ama ne yapacağız? Önce poliklinikte diyabet semptomları var mı diye soracağız. Varsa tarayacağız. Kimler riskli gruplar? Obez ve kilolu olanlar. Özellikle santral obezitesi olanlar. Kadınlarda 90, erkeklerde 96 santral. Bu sınır. 40 yaşından itibaren 3 yılda bir tercihen açlık plazma glikozu ile diyabet taraması yapılması gerekiyor. Beden kitle indeksi 25 üzerinde olan kişiler aşağıdaki risk gruplarından birine mensup olmaları halinde daha genç yaşlardan itibaren de taranabilirler. Kim bunlar? Birinci veya ikinci derece yakınlarında diyabet olanlar. Diyabet prevalansı yüksek etnik gruplara mensup kişiler. İri bebek doğuran ve daha önce gestasyonel diyabet tanısı almış bayanlar. Hipertansık bireyler. Dislipidemikler, daha önce bozulmuş açlık glikozu veya bozulmuş glikoz toleransı saptanan kişiler, polikistik OR sendromu olanlar, insülin direnciyle ilgili klinik bulgular olanlar, örneğin akantosis nigri kanseri olan herkeste insülin direnci vardır. Doğal olarak bu kişiler diyabet açısından taranmalıdır. Koroner periferik ve serebral vasküler hastalığı bulunanlar.
mikrovasküler bir komplikasyon olduğu için bu diyabetik olarak tanınması gerekiyor. Düşük doğum tartılı doğan kişiler, sedanter yaşam süren, fizik aktivitesi düşük olan kişiler, örneğin doktorlar. Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenme alışkanlığı olanlar, tüm Türkler yani. Şizofreni hastaları ve antipsikotik ilaç kullanan kişiler, solid organ transplantasyonu yapılmış kişiler. Bunun nedeni de şu, solid organ transplantasyonu yapılmış kişilere immunosupresif tedavi veriyoruz. Bu kişiler oran antidiyabetik kullanamazlar. Şeker hastası olmadıkları bilinmeli ki en azından organ reddi açısından hiperglisemi risk faktörü olarak ortadan kaldırılsa bu kişiler insülin kullansınlar. Algoritma nasıl bir algoritmaya göre hareket edeceğiz? Aslında çok basit. 40 yaşın üzerinde beden kitle indeksi 25'in üzerinde olan kişileri 3 yılda bir tarıyoruz. Risk faktörü olan kişileri ise daha erken tarıyoruz. Ne yapıyorduk? Açlık plazma glikozu veya düzgün yöntemle ABC. Açlık plazma glikozu 100'ün altındaysa zaten normal. 100-125 arasındaysa ne yapıyoruz? Bunlara 75 gram OGTT yapıyoruz. Açlık plazma glikozu 100'ün altında 2. saat, 140'ın altındaysa normal. Açlık plazma glikozu 100'ün altında 2. saat, 140-199 arasındaysa izole bozulmuş glikoz toleransı. Açlık plazma glikozu 100-125 arasında 2. saat plazma glikozu 140-199 arasındaysa hem bozulmuş açlık glikozu hem bozulmuş glikoz toleransı. Açlık plazma glikozu 100-125, 2. saat plazma glikozu 140'ın altındaysa izole bozulmuş glikoz toleransı diyoruz. Peki bu kişilerin açlık plazma glikozu 126'nın üzerinde veya 2. saat glikozları 200'ün üzerinde ise bunlar zaten diyabetik kabul ediliyorlar. Neden peki burada aşikar çıkarken üstteki tarafa da aşikar çıkmıyorlar? Çünkü burada yeterli miktarda karbonhidrat almamış oluyor. Bizim verdiğimiz 75 gram glikoz onun şekerini açığa aşikar hale getirebilecek yeterli miktardaki minimum glikoz miktarı. Eğer açlık plazma glikozunu ölçtüğümüzde 126'nın üzerindeyse zaten direkt diyabet olarak kabul ediyoruz. Tarama. MODY ayırıcı tanısı. MODY'yi nasıl anlayacağız? MODY, gençlerde görülen ve erişkin başlangıçlı diyabet gibi seyreden monogenik bir diyabet türü. Ne demiştik? Maturity onset diabetes of young, yani gençlerin daha erken başlangıçlı diyabeti. Bu hastalarda özellikle genç yaşta başlaması ve ailesinde iki veya daha fazla kuşakta diyabet olması bizi MODY'den şüphelendirmeli. Çünkü genç yaşta başlayan diyabetlerde tip 1 diyabet düşünecektik. Onlarda da aile hikayesi olmayacaktı. Ama bunlarda hem aile hikayesi oluyor, çünkü genetik olarak aktarılıyor, hem de yaşları daha tip 2 diyabetlere göre genç oluyor. Bu hastalarda tip 1 diyabetlerden farklı olarak otoantikorlar negatif çıkıyor. Yani tip 1 diyabette ayrılık olan otoantikorlara baktığımız zaman MODY'yi hemen ayırt edebiliriz. Bu hastalarda çoğu zaman kan şekeri yükseklikleri sınırda seyrediyor. Çok yüksek değerlerle karşılaşmıyoruz. Çok küçük insülin dozlarıyla regülasyon sağlanıyor. Burada MODY neden ayrıştırılması yapması gerekiyor? Bu hastaların oral antidiyabetik ilaçlara özellikle sülfonilüre gibi sekretagoglara çok hassasiyetleri var. Ciddi hipoglisemiler görülebiliyor. Ondan dolayı hastaya sülfonilüre vermemek için MODY'yi ayırt etmemiz lazım. Gestasyonel diyabet taraması. Şimdi tüm dünyada ve Türkiye'de 22-26. Hafta arasında, yani ortalama 24. haftada biz gestasyonel diyabet için gebeleri tarıyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Hasta diyabetse gebeliği 24. haftaya kadar acaba bu diyabet diye beklemek sizin de benim aynı fikirde olacağınız gibi yanlış bir şey. O yüzden diyor ki Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ilk prenatal muayene itibaren risk değerlendirmesi yapılmalı ve açlık plazma glikozu ölçülmelidir. Yani sizin ilk vizitinizde açlık plazma glikozu normalse 24. haftada hastayı tarayın. Ama ilk muayenenizde açlık plazma glikozu yüksekse hemen tedavi için ilgili uzmana gönderin, 24. haftayı beklemeyin. Çünkü çocuk annesinin hiperglisemisinden etkilenerek 24. haftaya kadar makrozomik olabilir. Bir de burada bilinmesi gereken de şeylerden bir tanesi de şu. Eğer gestasyonel diyabetli bir annenin bebeğiyseniz
ileri yaşta kendinizin de diyabet olma riski normal popülasyondan fazla. Yani gestasyonel diyabetli bir annenin bebeğini tedavi ederken, anneyi tedavi ederken aslında sadece anneyi değil, o çocuğun ileride diyabet olacağı yaşı da ileriye gitmiş oluyoruz. Bundan dolayı hastalara mutlaka 20. haftada kan şeker ölçümü yapılmasını istiyoruz. Eğer kişinin aşırı plazma glikozu ilk vizitte yüksekse bu kişilerde acilce bakılmalı ve pregestasyonel diyabet. Yani bu kişi zaten diyabetti, diyabetken gebe kaldı dememiz gerekiyor. Eğer biz bunu ilk vizitte yapmaz da 24'te yaparsak bu önceden diyabetik miydi, değil miydi ayıramaz. Yüksek risk gruplarından birine dahil gebelerde gebeliğin başlangıcı aşırı plazma glikozu ölçülmeli, prediyabetik sınırlarda bulunduğunda OGD'de yapılarak gebe olmayanlardaki yorumlanmalı ve test negatifse daha sonraki trimesterlere bu trimesterlerde bu tekrarlanmalıdır. Yani bozulmuş aşırı glikoz düzeylerinde bir şekerle karşılaşırsak da tedaviye devam etmek zorundayız. Kimler riskli? Obez olanlar, daha önce gestasyonel diyabet geçirenler, anne yaşının 40'ın üzerinde olması, idrarda şeker tespit etmemiz ki bunun olabilmesi için bir insanın ortalama kan şekerinin 180'in üzerine çıkması lazım. Daha önceden bilinen bir prediyabeti olması, birinci derece akrabalarında diyabet olması, daha önce makrozomik bebek doğurmuş olması, polikistik over sendromu gibi insülin direnci durumu, kortikosteroid kullanması sayılabilir. Fetus'ta makrozom ve buna bağlı riskleri azaltmak, anne adayının sağlığı korumak ve ayrıca ileride gelişebilecek tipi diyabet ve insülin rezistansı açısından izleyebilmek için Türk toplumunda riski olsun olması tüm gebeleri 24-28 haftada gestasyonel diyabet araştırması yapılmalıdır. Gestasyonel diyabet taraması için 50 gram glikozun ön tarama testi yaklaşımı benimsenmelidir. Biz dairecler deriz. Nasıl arıyoruz? 24-28. hafta, biz genelde 26'da bakıyoruz. İki aşamalı yaklaşım var, dediğim gibi bir aşamalı yaklaşım var. İki aşamalı yaklaşım daha güvenli. Tarama, gebelik sonrası. Şimdi buradaki sorunlardan birisi de bu. Hasta gestasyonel diyabet, doğum yaptı, kadın doğumcu. Anneyi doğumdan sonra diyor ki gel bir kontrol edeyim, işte seksiyoysa batına bakıyor, normal doğumsa vajana bakıyor, bir problem var mı diye. Çocuk doktoru çocuğa bakıyor. Peki hasta şeker hastasıydı. Ne oldu? Şeker gitti mi? Gitmedi. Gitti. Belli değil. Gitmişti. Maalesef böyle. Ülkemizde hala hemen hemen tüm hastanelerde bu hastalar gebelikten sonra unutuluyorlar. Aslında bunların gebelik sonrası takibi gerekiyor. Düzenli. Ve kişinin gestasyonel diyabet olduğunu tespit eden kadın doğum hekimi ise bunun gebelik sonrası diyabetini takip etmediği zaman kan ve suçu gene kadın doğum doktoru oluyor. Bunu da söylemek isterim. Çünkü bu kişilerin mutlaka gönderilmesi lazım. Bu kişiler takip edilmeli. Bunlar diyabet hastası olmaya adaylar. Her ne kadar doğumdan sonraki şekerler normal de olsa bunlar bir gün tipiki diyabet olabilirler. Bir kısmı zaten diyabet olarak hayatlarına devam ediyor. Gestasyonel diyabet öyküsü olan kadınlarda yaşam boyu 3 yıldır bir direne diyabet taraması yapılması gerekiyor. Evet, ne yönelik gene derneğimiz? Fetus morbiditesini azaltmak ve annede ileride gelişebilecek tipiki diyabet ve insülin rezistansını öngörebilmek için Türk toplumunda riskli olsun olmasın tüm gebelerde gestasyonel diyabet araştırması yapılmalıdır. Gestasyonel diyabet taraması gebelerin 24-28. haftalar arasında yapılır. Çok sayıda risk faktörü olan gebelerde taramayı ilk trimesterde yapmak gerekir. Gestasyonel diyabet taramasında günün herhangi bir saatte 50 gram glikoz içerdikten birinci saat sonra plazma glikozu ölçülmelidir. Diğerlerini daha önce söylemiştik. Diyabetik hasta izlemi. Standart bir diyabet hastası ne aralarda izleyeceğiz? Düzenli izlem 3-6 ayda bir. Yeni tanı dönemi hariç. Yani bu hastalığı 3 veya 6 ayda bir takip edeceğiz. Diyabetik hasta izlemi sırasında neyi, ne zaman ve ne kadar bakmamız lazım? Şöyle söyleyelim. A1C'yi 3-6 ayda bir bakmamız lazım. Standart kural 3 ayda bir A1C bakımı kuralıdır.
Ama maliyet nedeniyle eğer kişinin kan şekeri gerçekten düşüyorsa, regüle olduysa illa da ABC'ye bakmak zorunda değilsin. Çünkü ABC düşecektir. ABC'yi yükseltecek başka bir neden yok. Laboratuvar testi hatası hariç. Açlık lipid profili yılda bir kez bakılması yeterlidir. Hastalar genellikle hastaya ilaç başlangıcından 3. ay sonra benim kolesterolüm düştü artık keselim mi diye sormaya başlarlar. Buna direnmekte fayda var. Yoksa 2. 3. ayda tekrar yükseliyor. Bir kısır döngü oluşuyor. Mikroalgileri, bu da yine başımızın belası. En çok atlanan şeylerden birisi. Diyabeti bilmeyen biri takip ettiği zaman bu maalesef gözden kaçıyor çünkü bu düzeltilebilir bir şey ama belli bir aşamaya kadar. Diyabetli hastada diyabetik nefropati oluştuğu zaman 5 tane dönem var. Birinci dönem normal. Yani sizin benim hepimizin normal böbreğinde olduğu gibi. İkinci dönem mikroalbuminlik dönem. Yani küçük proteinlere kaçırıyoruz. Üçüncü dönem makroalbuminlik dönem. Artık süzgeç genişliyor, büyük proteinlere kaçırmaya başlıyoruz. Dördüncü dönem Kimmelçler Wilson denen bir dönem. Bu patolojik dönem yakalama şansımız yok. Beşinci dönem ise diyabete bağlı böbrek yetmezliği ve bunun sonunda son dönem böbrek yetmezliği olması. Burada makroalbuminlik döneme kadar yani kişinin böbreği normalse veya mikroalbuminlik dönemdeyse verdiğimiz uzun etkili ACE inhibitörlerinden fayda görüyor. Ama makroalbuminlik oluştuysa böbrekte krasent oluşacağı için ondan sonra verdiğiniz ilaçlar protein üreyi azaltamıyorlar. Doğal olarak biz eğer hastaya makroalbuminleri olmadan önce yani sabah ilk idrarda albumin kreatin oranı 30-300 arasında veya 24 saatlik idrardaki mikroalbumin oranı 30-300 arasındayken ilaç verirsek bir faydamız var. Ama bu aşamaya geldikten sonra protein üreyi önleyemiyoruz. Sadece tansiyonu düşürerek protein üreyi atmasını engelleyebiliyoruz. O yüzden tip 1 diyabetle tanıdan 5 yıl sonra ve pubertede tip 2 diyabetlisi ise hem tanı anında ve daha sonra her yıl mutlaka mikroalbuminlik bakılması gerekmektedir. Neden tip 1 diyabetle tanıdan 5 yıl sonra? Çünkü tip 1 diyabetikler tanı aldığında genelde çok diyabetik olmuyorlar. Zaten acil serviste çoğu tanı aldığı için yeni tanı oluyor. Tip 2 diyabetlerde biz tanı koyduğumuzda ne zaman diyabetik olduklarını bilmiyoruz. Çünkü bu kişiler geç geliyorlar. Daha yavaş seyirli olduğu için gelir gelmez son durumu görmek adına tanı koyduğumuz anda bakıyoruz. TSH, tip 1 diyabetli hastaların tümünde ve gerekirse tip 2 diyabet hastalarında bakılmalı. Peki tip 1 diyabetlerde neden mutlaka bakılıyor? Çünkü tip 1 diyabet otoimmün olma ihtimali çok yüksek olan diyabet. Otoimmün tiroiditle beraberliği çok sık olduğu için tip 1 diyabetli hastalarda mutlaka TSH bakılması gerekiyor. Tip 2 diyabetlerde ise risk faktörleri varsa bakılabilir. EKG her yıl bakılmak zorunda. Çünkü diyabet koroner arter hastalığı eş değeri, risk faktörü değil. Yani bir insan eğer diyabetikse akut koroner sendrom geçirmiş kişi gibi kabul ediliyor. Bundan dolayı sürekli ritimleri kontrol altında tutmamız gerekiyor. İdrar incelemesi her vizitte tip 1 diyabetli çocuk ve gençlerde bakılması gerekiyor. Özellikle ketonun. Metformin kullanımlarda ileride pernisyöz anemi olabilme ihtimaline karşı vitamin B12 baktırıyoruz. Evde kan glikoz takibi. Evde glikoz ölçümü sıklığı hastaya göre belirlenmeli. Bazal bolusu insülin tedavisi anında tip 1 diyabetler, gebeler, insülin pompası kullanan diyabetlerle kontrolsüz tip 2 diyabetlerde her gün 3-4 kez. Normal tip 2 diyabetlerde ise haftada 3-4 kez ölçüm gerektir. Şimdi hastaya özellikle sadece metformin veya sadece sulfonilurea kullanan standart bir tip 2 diyabetlinin her gün 4-5 kere kan şekerini ölçmesini engellemeliyiz. Çünkü bu kişilerde belli bir süre sonra artık anksiyete başlıyor ve kan şekerlerini o kadar çok ölçüyorlar ki parmakları delik deşik hale geliyor. Bu kişilerin çok fazla ölçüm yapmasına gerek yok. Tip 1 diyabetlerde de tam tersi. Çok uzun yıllardır diyabetik oldukları için sürekli kan şekeri ölçtükleri için belli bir yerden sonra artık bıkkınlık hissi geliyor ve bunlar da ölçmemeye başlıyorlar. Tip 1 diyabetik bir insanın şekerini ölçmemesi kabullenilemez bir şeydir. Çünkü o kişiyi acil durumlardan koruyacak en yegane yöntem şeker ölçümü. Keton oluştuktan sonra zaten iş acile ulaşmış oluyor. Peki, eşdeğerlere bakacağız. Diyabeti olan bir insanda hipertansiyon da varsa nasıl takip edeceğiz? Neye göre bakacağız? Genel hedef 140-90'ın altında olması ama
uygun koşullarda evde kalmasınca izlemenin yapılabiliyorsa bu kişilerin ciddi hipotansiyon riski bulunmayan popülasyon içinde genç vakalarda özellikle 130-80'nin altına indirmek, hatta 120-80 çok daha iyi. Hiperlipidemi sınırları ne? Normal bir kişide LDL için ilaç sınırı 190. Hipertansif bir insanda LDL'de ilaç sınırı 160 ama kişi diyabetikse 100. Özellikle kardiyovasküler olay geçirilirse 70'lere kadar düşürmek lazım. Trigliseriler için normal bir kişide sınır, ilaç sınırı 500. Diyabetiklerde 150. HDL kolesterolün 40, erkeklerde, kadınlarda 50'nin yüksek olması tavsiye ediliyor ama biz HDL kolesterol arttırıcı bir tedavi hastalara uygulamıyoruz. Çok faydası olduğu son çalışmalarda gösterilmiyor hocam. İskemik kalp hastalığında ne yapacağız? Özellikle tipi 2 diyabetli hastalarda koroner arter hastalığı riski, prognozu ve mortalitesi çok miktarda artmıştır. Sigarayı bırakma, epidemiolojik olgu kontrol çalışması, sigara kullanımıyla sağlık riskleri arasında bir nevi neden sonuç ilişkisi olduğu net bir şekilde ortaya koymuştur. Gelişmiş ülkelerde her 5 ölümden biri sigara içilmesinden kaynaklandığını göstermektedir. Yani diyabetli bir insana sigarayı bıraktırırsa onun yaşamını uzatacağımız kesin. Sigara en önemli değiştirilebilir kardiyovasküler risk faktörüdür. Diyabetli hastalarda sigara morbiditesi ve erken mortalite riskini genel toplum oranına çok daha belirgin olarak arttırmaktadır. Antitrombosit tedavi, diyabet ve makrovasküler hastalığından tüm erişkinler sekonder koruyucu olarak 850 mg bölü gün aspirin kullanması tavsiye ediliyor. Retinopati, tip 1 diyabette tanıdan 5 yıl sonra ve pubertadan itibaren, tip 2 diyabette tanıdan itibaren yılda bir göz dibi muayenesi yapılması gerekiyor. Muayene bulguları normalse bir yıl sonra tekrar ettirmemiz gerekiyor. Nefropati, ne demiştik? Mikroalmeleri için diyabet süresi 5 yıl aşmış tip 1 diyabetik ve tüm tip 2 diyabetlerde yılda bir bakılması gerekiyor. Serum kreatinini de yılda bir ölçerek hastanın GFR'sini hesaplamamız gerekiyor. GFR yaşa bağlı olarak bir miktar düşer. O düşme oranının daha üzerinde bir GFR düşüklüğü varsa hastanın nefropatisi daha erken gelecek demektir. Diyabetik ayak, kimsenin sevmediği hastalar bunlar. Niye? Çünkü kokuyorlar. Hastanenin acil servislerinde benim ayağımda çok ağrı var, işte enfeksiyon var, lütfen bakın diye gelen hastalarla karşılaşıyoruz. Ama bu hastaların kendilerine de suç var. Çünkü bu hastalar şekerleri düzelmeden ayaklarının düzelmeyeceği konusunda bir türlü ikna olmuyor. Bu hastalar önce kan şekerlerinin regüle edilmesinin ayağını kurtaracağı konusunda eğitilmeleri gerekiyor. Kan şekeri regüle olan bir insanın diyabetik ayağı eğer uzuv kaybı yoksa çoğu zaman düzeliyor. Ama şekerleri yüksekken ayaktaki enfeksiyonun kontrol altına alınması çok zor. Bu disiplinler bir yaklaşım gerektiriyor. Hem iç hastalıkları, hem plastik cerrahi, hem ortopedinin beraber karar vermesi gerekiyor. Bu kişilerin ayaklarının detaylı muayenesine vasküler değerlendirmesi yapılmalı. Hastalar ayak tipi diyabetik ayaktan korunma konusunda eğitimleri gerekiyor. Amputasyon riski yüksek kişiler kimler? Periferik duysal nöropatisi olanlar, ayak biyodinamiği bozulmuş olan kişiler, basınç artışı bulguları olanlar, kemik deformitesi bulunanlar, periferik arter hastalığı olanlar, tümsel ve amputasyon öyküsü olanlar, ağır tırnak patolojileri olanlarda amputasyon riski diğerlerine göre daha yüksek. İnternasyon, kimi hastaneye yatırıyoruz? 1. Akut metabolik komplikasyon varsa hastanede yatarak tedavi edilmesi gerekir. Yani acil hasta geldi, diyabetik ketoasidoz, müdahale ettiniz, ketonu düzeldi, kan şekeri normale döndü, müşahedeki süre zarfında. Bu kişi eve gider mi? Gitmez. Bu kişinin mutlaka hastaneye yatması gerekir. Acil serviste genel durumu düzelse bile ağır metabolik komplikasyonu olan kişilerde kısa zamanda metabolik komplikasyonun tekrarlanma riski çok yüksektir. Doğal olarak bu kişiler hastanede belli bir süre gözetim altı tutulmalıdırlar. Bunlar nedir akut metabolik komplikasyonlar? 1. Diyabetik ketoasidoz. Hastanın plazma glukozu 250 üzerindedir. Genellikle 400'de 600 arasında bir değerle karşılaşırız. Arteriyel pH 7.30'un altındadır. Biz genellikle 7-15 düzeyinde rakamlarla karşılaşırız. 6.9'u bile gördük. Bir karbonhidrat düzeyi 15'in altındadır. Ağır orta derecede ketonürü veya ketonemi vardır. Yani bu hastalarda kan gazı, tit ve kan şekeri ölçümü 3'ü birden yapılmalıdır. Hasta idrar çıkarana kadar bekleyeceğiz. Hiperozmolar, hipermetabolik, hiperglisemik durum. Şimdi eskiden bunun adı
diyabetik hiperozmolar komaydı. Sonradan gördüler ki bu hastaların büyük bir kısmı komada değil. Çünkü koma hali olması için bilinçli olması lazım. Bu hastalar komada değiller. Aslında hiperglisemik, hiperozmolar oldukları için bilinç bozuklukları var. Yani yüksek şeker nedeniyle mantıklı düşünemiyorlar. Mental durumları bozuk. Ağır hipoglisemileri var. Çoğu zaman parmak ucundan kan şekeri ölçen glikometrelerin ölçüm sınırının üzerinde kan şekerleri var. Seri bozma belirtileri de 60. Kan gazı aldığımız zaman bunu bizim kan gazı cihazımız gösteriyor. Bu hastalarda idrarda keton yok. Ayrım için çok önemli. Ciddi hipoglisemi ve nöroglikopeni. Bu bizim de nörolojinin beraber baktığımız bir durum. Genellikle aslında genellikle de çoğu zaman bu hekim hatası. Yani hasta insülin kullanıyor. Kullandığı insülin ona fazla geldiğinden dolayı hipoglisemiye giriyor ve nöroglikopenik semptomlar ortaya çıkıyor. Peki hasta neden hipoglisemiye giriyor? Bir, temel insülin kurallarını ona anlatılmadığı için veya dikkat etmediği için. Nedir temel insülin kuralları? Bir, yemek yiyecekseniz öncesinde insülin vurmuş olmanız gerekiyor. İki, insülin vurduysanız artık ben yemekten vazgeçtim deme şansınız yok. Yemeği yiyeceksiniz. Yok, yemek yemeyecekseniz o zaman öncesinde insülin vurmayacaksınız. Bu üç kuralın herhangi birinde problem olduğu zaman bilin ki hastada hipoglisemi olma riski çok yüksek. Plazma glikozu bu hastalarda 50'nin altında, hipoglisemi tedavisine rağmen bilinç bozukluğu düzelmiyorsa bu hastalarda koma, konvizyon, davranış bozukluğu oluşabiliyor. Seken kalan hastalar gördük maalesef. Evet. İnternasyon, kontrolsüz diyelim. Birinci durum akut metabolik komplikasyonlar yatırma indikasyonlarına. İkincisi ise kontrolsüz diyelim. Kimleri yatırıyoruz? Volüm kaybının eşlik ettiği hiperglisemi olanlar. Yani hipotansif hiperglisemikler. İki, metabolik bozulma ile ilişkili sürekli ve dirençli hiperglisemi. Yani dışarıdan tedavi düzenlemeye çalışıyorsunuz ama bir türlü bu durumu vakıf olamadınız. Bir türlü şeker düzene girmiyor. O zaman yatırıp gözetim altında düşünmekte fayda var. Ayaktan tedaviye dirençli, tekrarlayan açlık hiperglisemisi olan veya A1C normal üst sınırının iki katından yüksek olanlar. Yani hemoglobin A1C'si 11'in üzerinde olan bir insanı ayaktan poliklinikten takip etmek çok güvenli değil. Çünkü vereceğiniz ilacı kişinin yanıtının ne olacağını kestiremezsiniz. Tedaviye rağmen tekrarlayan ağır hipoglisemi. Yani tedavi veriyoruz ama sürekli hipoglisemiyle karşılaşıyoruz. Hastanın beslenme alışkanlığını da beslenme şeklini görmek için hastaneye yatırmakta fayda var. Metabolik dengesizlik. Sık tekrarlayan hipoglisemi ve açlık hiperglisemi atakları olan kan şekeri sürekli zikzak çizen hastalar. Enfeksiyon ve travma gibi prensipten bir neden olmaksızın tekrarlayan diyabetik ketoasidoz atakları. Metabolik kontrolü bozan, ayaktan kontrol edemeyen ciddi psikososyal sorunlara bağlı okul ya da iş yaşamının aksaması. Şimdi bu biraz boğulak bir şey. Ayaktan kontrol edilemeyen ciddi psikososyal sorunlara bağlı okul ya da iş yaşamının aksaması dediğimiz zaman yani bu hemen hemen herhangi bir insanın başına gelebilecek bir şey. Ama Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği mutlaka bu hastaların hastane koşullarında ilaç başlanması gerektiğini düşünüyor. Buradaki liste şu, kişinin psikososyal problemine bağlı mevcut kullandığı ilaca suistimal etme ihtimali. Diyabete bağlı retinal, renal, nöroloji komplikasyonların başlangıcında ve akut kardiyovasküler olay geliştirdiğinde zaten yapıyoruz. Diyabetin mevcut diğer sağlık sorunlarını arttırdığı durumlarda. Başka bir hastalığı olup şeker hastalığı nedeniyle o hastalığı daha kötüye gidiyorsa hastaneye yatırıp şekerini regüle edip diğer hastalığını ilgili birine devretmekte fayda var. Gebelik gibi hızlı metabolik kontrol sağlamanın gerektiği durumlarda. Hastanın kan şekeri 450, bir metabolik komplikasyonu yok ama 3 gün sonra doğuma gelecek. Evet. O ana kadar hiç tanı almamış. Mecbur yatacak. Doğum anında gelmek olmuyor. Primer sağlık sorunları ya da tedavilerine bağlı metabolik kontrolsüz durumlar. Örneğin yüksek doz kortikosteroid kullanılıyor. Bu en sık yapılan hata hastane koşullarında. Çünkü biz kortikosteroidleri diyabet dışında bir sürü durumda kullanıyoruz. Diyabette kullanılmasını biz dahilci olarak çok sevmiyoruz. Çünkü hafif bir oral antidiabetikle regüle seyreden bir diyabeti kişiye verdiğimiz oral veya parenteral glukokortikoid bir anda
düzeltilemeyecek, ayaktan düzeltilemeyecek düzeylere çıkartabiliyor kan şekerini. O yüzden bu hastalara glukokortikoid uzun süreli değil de kısa süreli ve yüksek doz verilecekse mutlaka, uzun süreli daha düşük doz verilecekse mümkünse yatırılmaları tavsiye ediliyor. Yoksa zaten gelip yatırılmaz. Hedeflerimiz ne? Yani nereye kadar çekeceğiz? A1C'yi 7'nin altına, aşık plazma glikozunu 80-130 arasına, 2. saat plazma glikozunu da 160'ın altına çekme hedefimiz var. Ne kadar başarılı olduğumuz birinci vizitten itibaren ortaya çıkıyor zaten. Hemoglobin A1C ne demiştik? HPLC yöntemiyle ölçülürse tanı için kullanılabiliyor. Onun dışında tanıda kullanılması önerilmiyor. Peki, A1C yaklaşık olarak kan şekerini ne kadar ifade ediyor? Şurada bir ibare var. Diyor ki, normal insanda hemoglobin A1C'yi 5 olarak kabul edersek, 4-6 arası ya, 5 diyelim ortalama. 5'in üzerindeki her %1'lik A1C artışı için kan şekerine 35 eklersek, yaklaşık olarak A1C'ye bakarak hastanın kan şekerinin kaç olduğunu bilebiliriz. Tabi bu değerler kesin değil. Örneğin hemoglobin A1C'si 10'sa bir insanın, 100 normal kan şekeri, 10, %5'in 5 üzerinde, 5 çarpı 35 artı 100, 275 yaklaşık olarak. Bunu neden özellikle koydum? Bunu dahiliciler bu tabloyu kullanmayı çok sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanana kadar hastanın kan şekeri ölçmek daha kolay. Ama bazı hastalar ellerine hemoglobin A1C ölçümleriyle geliyorlar. Benim zaten şekerim ölçüldü. Buna göre tedavi düzenleyin diyorlar. Kişiye tedavi vermek için A1C'ye bakmak tek başına yetmiyor. Çünkü bu A1C düzeyine göre bir tedavi protokolü yok. Bizim hastanın şekerini bilmemiz lazım. Bize 3 aşağı 5 yukarı hastanın şekerinin kaçlarda olabileceğini gösterebilir. Ama ben prensip olarak uygulamıyorum, mutlaka ölçüyorum. Peki, A1C'yi %1 düşürmenin komplikasyon ve ölüm risklerinin azaltma oranı ne kadar? Bakın ne kadar anormal düzeylerde azalma oluyor. Tip 1 diyabetik bir hastada A1C'yi sadece %1 düşürürseniz retinopati %35, nefropati %22-44, nöropati %30 azalıyor. Tip 2 diyabette %25, 7, 18 ve 35 düzeyinde azalma var. Tedaviye geldik. Oral antidiabetik ilaçlar. Tedaviyi ilk vadiye anlatacağım. Süre biraz ilerledi. İstiyorsanız tedavi kalsın. Çok geciktirmek istemiyorum size ama. Soru anlayabiliriz. Soru almayalım. Bence tamamlayalım daha iyi. Ama size de. Ben paylaşıyorum. Evet. Hocam siz söyleyin. Devam edelim mi? Edelim. Tamam. Oral antidiabetik ilaçlar. İnsülin salgılatıcı yani sekredagog ilaçlar. Bu grupta pankreas beta hücrelerinde insülin salınımını artıran sülfonamireler bulunuyor. Buradan kısaca anlatacağım hepsini. İki grup var. Birisi bildiğin sülfonamireler, diğeri de glinitler. Glinitlerden şu anda repaglinit piyasada yok zaten. Sadece nataglinit var. Nataglinit günde 3 kere kullanılıyor ve yemek öncesi alınıyor. Yemek öncesi hastalığın yemek yedikten sonra oluşacak şeker pikini dengelemesi amacıyla veriyoruz. Sülfonamirelerden ise daha çok kullandıklarımız gliprazit. Bunun da özellikle modifiye salınımlı formunu kullanıyoruz. Çünkü hipoglisemi yapma ihtimali daha düşük. OAD verdiğimiz hastalara neye dikkat edeceğiz? Bir, hipoglisemiye. Çünkü OAD'ler pankreastan kan şekeri yüksek olsun olmasın insülin salgılatıyorlar. Yani OAD, pardon, OAD verdiğimiz bir insanın OAD alan bir kişinin şekerinin düşme biçimi aldığı karbonhidrattan bağımsız. Yani bir insan yemek yemese de sekretagog aldığı zaman kan şekeri düşer. Doğal olarak bu kişiler hipoglisemi adayıdır. Kiloları artar çünkü verilen ilaç dozu biraz fazla kaçtığı zaman açlık hissi oluşacağı için hipoglisemiden dolayı tekrar yemek yerler ve normalden daha kilo olur. İlaç alerjisi olabilir. Hepatotoksite ihtimali var. O yüzden 3 ayda bir hasta eğer OAD kullanıyorsa izole, mutlaka karaciğer enzimlerine bakmak lazım. İyi,
insülin duyarlılaştırıcı ilaçlar. Bu grupta tiazolidinediyonlar ve bigoanitler var. Bigoanitler günümüzde kullanılan formül metformin. Bizim altın standart ilacımız. Karaciğer 60 glikoneye göre inhibe ediyor ve kas glikoz aktivitesini yağ stoksitasyonunu arttırıyor. Çok iyi bir ilaç. Tiazolidinediyonlardan içinde ise kullandığımız temel ilaç pioglitazon. Bir de şöyle göstereyim. Pioglitazon dışındaki glitazonlar kardiyovasküler mortaliteyi arttırdıkları için artık kullanımdan kalktılar, kullanılmıyorlar. Metformin ne kadar vereceğiz? Metformini eğer standart ilaç vereceksek, yani uzun salınımı vermeyeceksek, günlük kullanım dozu 1,5 gram ve üzerinde olması gerekiyor. 1,5 gramın altında etkinliği düşüyor. Yemek yemeye bakacak olursak, her hastaya metformin verdiğinizde gastrointestinal iritasyon ve stomak uyarmanız gerekiyor. Çünkü ciddi gastrik şikayetler yapabiliyor. Ağızda metalik bir tat bırakıyor. Daha önce söylediğimiz gibi B12 eksikliği açısından hastayı takip etmeliyiz. Tiazolidinediyonların yan etkileri, bu hastalar ödem yapmaları yönünden zaten kardiyovasküler mortalite konusundaki riskler de bu ödemden ileri geliyor. Kongestif kalp yetmezliği olan özellikle yoğun insülin tedavisiyle birlikte kullanıldığında hastanede ödem artışına bağlı kardiyak sorunlara neden olabiliyorlar. Sıvı retansiyonu yapıyorlar. Sıvı retansiyonu yaptıkları için hastalar kilolu oluyor. Hızlı geçelim. Alfa-glikozidaz inhibitörleri, bu gruptaki ilaçlar sistemik değil. Yani emilmiyorlar. Bağırsak duvarının lümenin içinde kalıyorlar ve karbonhidratların sindirimini yavaşlatıyorlar ve absorpsiyonunu geciktiriyorlar. Doğal olarak bu kişiler yemek yedikleri zaman vücuda kazanılması gereken karbonhidrat miktarından daha azını absorbe ediyorlar. Bunu da ishal yapma ihtimali mevcut. Piyasada asıl kullandığımız glikozidaz yok. Akarbos kullanıyoruz. Günde 3 kere yemeklerden önce veya yemeklik lokmasıyla alınması öneriliyor. Tabii ki şekerin eminimini azalttıkları için şeker bağırsak lümeninde kalacak, su tutacak hastalar diğer olabilirler. İnsülin önlemetik ilaçlar. Bu gruptaki ilaçları biraz anlatmak istiyorum. GLP, 1A agonistleri ve DPP-4 inhibitörleri. Rastlantı eseri bulmuş ilaçlar, hastaya ağızdan verilen şekerle IV verilen şekere insülin yanıtının farklılığından kaynaklanan farklılığı tespit edildikten sonra ortaya çıkmış ilaçlardır. Prensibi şu, hasta IV glikoz aldığı zaman vücudun ürettiği insülin miktarı oral glikoz aldığı zaman vücudun ürettiği insülin miktarından daha az olduğu tespit edildiği için kullanıma girmiş ilaçlardır. Sodyum glikoz kotransporter 2 inhibitörleri, bunlar en yeni çıkanlar. Daha çok fazla piyasada yoklar. Bunlar insülinden bağımsız olarak etki gösteriyorlar. Renal proksimal tubulusta bu enzimin inhibisyonuna yol açarak böbrekten glikozun reabsorpsiyonunu azaltıyorlar. Yani normal böbrek şeker kaçırmaz, böbreğin şeker kaçırmasını sağlayarak kan şekerini düşürme eğiliminde olan ilaçlardır. Hepsinin sonu nifrozinle bitiyor. Piyasaya da yeni çıktılar. Siz şu an kadarınız yok. Kronik böbrek yetmezliğinde verdiğimiz oral antibiyotik ve diyabetik ilaçları nasıl ayarlayacağız? Bu aslında bizim işimiz. Çünkü genelde bize soruyorlar zaten. Metformin GFR45'in altında ise kontraindike. Yaklaşık olarak kreatin 1.4'e denk geliyor. Bunu bilmemiz yeterli değerlendirme. O adilerin etkinlikleri o kadar anlattık ama baktığımız zaman oral antidiyabetiklerin etkinlikleri kişinin yaşam tarzı değişikliğiyle hemen hemen aynı. Yani kişi mevcut kilosunun %10'unu verirse sanki bir oral antidiyabetik ilaç kullanıyormuş gibi A1C'de azalma sağlayabilir. Kombinasyon ilaçlar. İnsülin. Kime insülin veriyoruz? Klasik tip 1 diyabet ve LADA olgularına insülin veriyoruz. Hiperglisemik acil durumlarda veriyoruz. Bazı durumlarda tip 2 diyabetlere veriyoruz. Diyet ile kontrol altına alınamayan gestasyonel diyabetlere veriyoruz.
bunlar piyasadaki insülinler. Kısa etkililer var, hızlı etkililer var, orta etkililer var, uzun etkililer var. Burada özellikle uzun etkililerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Her ne kadar glajin insülinle, betemin insülin 20-26 saat şeklinde görülse de bu ilaçları ilaçların 20-26 saat arasında etki sürelerinin olması gün içinde herhangi bir saatte kullanım kolaylığı sağlıyor diye lanse edilmesine rağmen biz bunun akşam öğününden sonra verilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü küçük bir pik olsa da her ikisinde de var. Çok belirgin değil ama var. O yüzden akşam yemek yedikten sonra saat 10 ile 11 arasındaki dönemde uzun etkilerinin bulunması sabah kullanıma göre daha çok regülasyon sağlıyor. Kan şekeri üzerinde. Amacımız ne? Tip 1 diyabette vücudun normal bazal doz insülin seviyesini taklit etmeye çalışıyoruz. Tip 2 diyabette ise bazal insülin desteği bazen gerekebiliyor. Zaman içinde pankreas rezervi azalınca normal insülin tedavisine geçiyoruz. Tip 2 diyabette kime insülin vereceğiz? O adenin iyi metabolik kontrolü yoksa, aşırı kilo kaybı varsa, ağır hiperglisemi semptomları varsa, akut miyokard enfarktüsü döneminde, akut ateşli sistemik hastalık döneminde insülin ihtiyacı artacağından dolayı diyabetik ketoasitoz ve ozmolar hiperglisemik durumda, major cerrahi operasyonda, gebelik ve laktasyon döneminde, böbrek ve karaciğer yetersizliği varsa, OAD'lere alerji veya yeniti geliştiyse, ağır insülin rezistansı varsa insülin geçmekte fayda var. Komplikasyonlar, insülin kullanılmasının en büyük komplikasyon hipoglisemi. İnsülin tedavisinin en önemli ve en sık görülen komplikasyonu sıkı glisemik kontrol ve uzun diyabet süresiyle daha çok ilişkili. Bazal doz insülin tedavisi uygulanan tip 1 diyabetlerde daha sık görülüyor. Kilo artışı insülin tedavisinin başlangıcında kaybedilmiş yağ ve kas dokusunun yeniden kazanılması, su ve tuz tutulumu olması, glikoz ürününün azalmasına bağlı olarak aslında kilogram, kasının kilogramında artış beklemiyor maalesef. Doz. Tip 1 diyabetiklerde 0,5 1 ünite kilogram bölgün. Tip 2 diyabetlerde 0,5 ünite kilogram bölgün. Ortalama 0,06 üzerinden başlayabiliriz. Evet, algoritmamız. Yaşam tarzı değişikliği her zaman uzun olmazsa olmaz. Sağlık mesela fiziksel aktivite artışı ve kilo kontrolü sağlamalıyız. A1C hedefi düşük riski ise 7, yüksek riski ise hastaya göre belirlenmeli. Bir sürü protokol var ama monoterapi vereceksek metforminle başlamalıyız. Metformine bir şey ekleyeceksek istediğimizi ekleyebiliriz hastanın mevcut durumuna göre. Üçlü kombinasyon yapacaksak üçlü kombinasyon yapabiliriz. Sonuçta amacımız A1C isteyen evrede çekmek. İnsülin vereceksek de özellikle tip 2 diyabetiklerde önce bazalla başlamanın faydası var. İnsülinle geçiş, bazal insülin eklememiz gerektiği zaman nasıl ekleyeceğiz? 0-2 ünite bölü kilogramla başlıyoruz. 2-4 arasında arttırabiliriz. A1C hedefte değilse bir doz bolus insülin ekleyebiliyoruz. Hastanın kan şekerinin en çok arttığı öğüne. Eğer gene A1C hedefte değilse 2 öğüne, gene değilse intensif tedaviye geçmekte fayda var. SCI bu şey kısaltması insülin pompası aslında bunun karşılığı. Tekrarlayan ve üçüncü kişinin yardımı gerektiren hipoglisemi öyküsü olanlarda çoklu doz insülin enjeksiyonu gerektiren özellikle 4'ten fazla insülin yapması gereken tip 1 diyabetiklere özellikle insülin pompasını öneriyoruz. Sonu biraz hızlı oldu ama teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Dersiniz sağlık.